Merhaba, Azlandırılmış Dünya Tarihi dersindeyiz. Bu videoda tarihin sonuna geldiğimiz için değil de hayatımdaki özel bir dönemin tam ortasına denk gelmiş olduğumuz için Dünya Tarihi hakkında hazırladığımız Azlandırılmış Dersin son versiyonu. Bugün küreselleşmenin iyi bir şey olup olmadığı hakkında konuşacağız ama bunu tarih dersler içinde pek e, yapmaya alışık olmayabilirsiniz. E, öğretmenim, öğretmenim bu büyüyünce uzaya giden ilk astronot olacağım mı demek? Hayır, maalesef olamayacaksın. Aslına bakarsanız geleceğin nasıl olacağını hayal etmekten bahsederken insanların genellikle kendi gelecekleri hakkında düşünmesi günümüz gerçeği hakkında çok da iyi bir fikir veriyor. Evet sana sesleniyorum. Sadece kendi düşünüyor olman yani bireyciliğin ne senin ne de insanın geneli için iyi bir şey. Hatta bireyciliğin daha büyük ölçekli sonuçları çok daha karmaşık. <laughs> Ah sevgili jenerik seni çok özleyeceğim. Daha önce küresel olarak ekonomik anlamda birbirimize ihtiyaç duymamızın, insanlık için daha uzun, daha sağlıklı ve refah dolu bir hayat anlamına geldiğinden ve insan nüfusunun hızla büyüdüğünden bahsetmiştik. Küreselleşme batıda hizmet ekonomisinin gelişmesine de yol açtı. Yani Amerika ve Avrupa'daki insanların çoğu artık tarım ve üretimde değil de hizmet sektöründe herhangi bir alanda çalışıyorlar. Sağlık hizmetleri, para kendi satış, eğitim, eğlence, bilişim teknolojileri, dünya tarihi hakkında internet videoları ve falandı filandı fattıdı füttüdü futtudu falan ya. Yani. Yani. Bu değişim psikolojimizi de değiştirdi. Özellikle de endüstrileşmiş yerlerde yaşayan üst sınıfların psikolojisini. Frederick Jens's'dan alıntı yapmam gerekirse üretim ve emeğin gerçekliğinden o kadar uzaklaştık ki artık yapay uyaran ve televizyon deneylerine dayanan bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Şu şekilde düşünün. KFC'ye her gittiğinizde, yani tavukçuya her gittiğinizde bir tavuğu öldürmeniz gerekseydi daha az tavuk yerdiniz, öyle değil mi? Psikolojinizdeki başka bir değişim de şu. Günümüzdeki günümüz tarihçileri Marksist ya da e, kolektivist ütopyaların başarısız olmasının ardından küreselleşmenin bireyciliğin daha fazla önem kazanmasını sağladığını söylüyorlar. Büyük Burhan ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış nesiller bu krizlerin ikisine de büyük ölçekli kolektivist karşılıklar, özgürlüklerini kısıtlayan karşılıklar verildiğine şahit olmuşlar. Asker olmama özgürlüğünüzü elinizden alan herkesin zorunlu askerlik e, askere alınması durumu buna verilebilecek bir örnek. Ya da savaş sonrası batısında sağlık sigortasının ortak kullanımı açılmıştır. Olması, sağlık harcamalarının yüzünden iflas etme özgürlüğünüzün kısıtlanması gibi. Sosyal güvenlik gibi hükümet programları sonucuysa yaşlı insanların emeklilikleri için ödeme yapmama şansınız kalmadı. 60'larda hükümet müdahalesini minimum düzeyde müdahalesinden minimum düzeyde etkilenen ya da yükselişte olan kişisel özgürlük fikir güçlenmeye başladı. Düşünsenize Katolik Kilisesi bile yani bu yeni kişisel özgürlük e, arayışına katıldı. İkinci Vatikan Konseyi e, kilise kurallarının merkezi e, merkez otoritesi zayıflatacak şekilde gevşetti. Hatta bireysel ibadet tarzlarını kabul edip değişik din e, mensubu insanların da cennete gidebileceğini söyledi. Cennetin protestanlarla dolu olmasının iyi tarafı olabilir mi? Yani o zaman cennetin minusundan farkı kalmazdı. Ah bu dersin son 30 saniyesinde dünyanın nüfusunun katolik olmayan, cumhuriyetçi olan ve Obama'nın sağlık kanununu ne yapıp yapamayacağı konusunda kafası karışık olan ılın... Bu e, konu politiklerini içeren e, yaklaşık 6 ya da %5'lik ya da 6'lık kısmını üzmüş olabilirim. Ah, ah, ah. Bu bölüm belki de tüm politik ve kişisel yanlılıklarımı, düşüncelerimi göz önüne serdiğim bir bölüm. Uzun süren bir ağız kalabalığı bölümü olmalı yani. Aslına bakarsanız yanlı olmayan tek bir tarihçi bile bulamazsınız. İyi tarihçiler yanlı olduklarını kabul ederler. Ben de Kanada ve muhteşem sağlık hizmetleri sistemi konusunda oldukça yanlıyım. Yalan söyleyemem, Kanadalılar sizi çok kıskanıyorum. Evet, e, bireyciliğin en büyük zaferi seks ve aile konusunda geldi. Biz bu konu hakkında pek konuşmadık çünkü aslında çoğu seksten ibaret olan biyoloji derslerini kardeşim anlatıyor. Ama budur bu konunun önemli bir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü seks bizim devamlılığımızı sağlıyor. 20. yüzyılın beraberinde getirdiği doğum kontrol yöntemleri çoğumuzu seksin artık çocuk sahibi olmakla eş anlamda kullanılmadığı bir düzene taşıdı. Bu kimileri için iyi bir şey olabilir ama bireyciliğin aileler üzerinde denge bozucu bir etkisi de oldu. Büyük Leo Tolstoy'un söylediği gibi tüm mutlu aileler birbirine benzer ama mutsuz ailelerin hepsinin kendilerine has değişik bir mutsuzluğu vardır. Ama bireysel konuların her şeyden önce geldiği bir ortamda artık kendince mutsuz olan ailenizle birlikte yaşamak zorunda değilsiniz. O ortamı istediğiniz zaman terk edebilirsiniz. Bunun sonucu olarak sadece Amerika'da da değil dünyanın her yerinde boşanma oranlarında büyük bir artış oldu. 20. yüzyılın başında Çin'deki boşanma oranları %25'i buldu. Bu da boşanma davalarının yani %70 kadınlar tarafından açılıyordu. Aileler teknolojinin de nasibini aldı. Çocuklar, anne ve babalar kendi bireysel ekranları önünde daha fazla zaman geçirmeye başladıklarından beri paylaşım oranları iyice azaldı. Bu da bir çeşit bireyciliktir ama hoşumuza giden türünden değil. Küreselleşmeden ve insan nüfusunun hızla artmasından belki de en çok çevre etkilendi. Eldeki tarım alanlarının alanlarından alınan randıman arttıkça arazilerin çoğu tarımsal alana çevrilmeye başlandı ve bu da nüfusun artmasını sağladı. Ağaçlar ve değerli yağmur ormanları katledilmeye başlandı. Bundan en çok Amazon çekmiş olabilir ama bu olayın dünya çapında bir olay olduğunu eklemeliyiz. Topraklarımızı sadece ürün yetiştirmek için değil, küresel ekonomiyi büyütmek için de kurban etmeye başladık. Evet arkadaşlar sonucu bu oldu. Aa açık mektup zamanı. Çiçeklere açık mektup. Ama önce gizli bölmede ne olduğuna bakalım. Yapma çiçekler varmış. Ah 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 çok teşekkürler. Hem de iki kulağım için birer tane var. Sevgili çiçekler, siz küreselleşen ekonominin en güzel ve en kötü yönlerine sahipsiniz. Çok güzelsiniz. Yapma olanlarınız bile çok güzel ama gerçek olanlarınız sürekli ölüyor. Küresel bir fenomen halinde kesiliyor, toplanıyor, hep bir yerden bir yere gönderiliyorsunuz. Yoksa köşedeki dükkanda Afrika'dan gelen çiçek bulabilir miydim? Aslında bunlar da Çin'den. Plastik oldukları için bir konteyner içinde her yere gönderilebilirler. Günümüzde çoğu insan profesyonel bir şekilde kesilmiş ve aranje edilmiş çiçekleri kullanarak özür dileyecek maddi güce sahip. Yani hanımdan özür diliyorlar. Bu yüzden bahçenizde toplayacağınız veya kendi yapacağınız bir buket özür dilemek tamamen ortadan kalktı. Yani bu olay doğum gününü unuttuğum için özür dilerim. Kendimi affettirmek için sana Kenya'dan yapılan bir işin karşılığı olarak ödediğim bu 25 liralık buketi vermek istiyorum. Olmamalı. Bunun yerine doğum gününü unuttuğum için ormana gittim ve senin için çiçekleri topladım dememiz lazım. Değil mi yani? Her neyse. Sevgili çiçekler tüm güzellikler sizin olsun. Enişten dileklerimle. Aaa inanamıyorum. Hızlandırılmış dünya tarihinin son bölümü için bana çiçek mi aldınız? Peki hadi düşünce balonuna gidelim. Dünya çapındaki üretim ve tüketim arttıkça su ve fosil yakıtlar başta olmak üzere bütün kaynakları daha fazla kullanmaya başladı. Küreselleşme sayesinde orta direk zenginleşti. Zengin insanlar da genel olarak her şeyin daha fazlasını kullanıyor canım öyle değil mi? Özellikle de enerji. Bunun sonucu olarak iklim değişmeye başladı. Maalesef giderek de hızlanıyor. Ee, küresel ekonomi toplamı sıfır olan bir oyun değildir. Yani birinin daha zengin olması için benim daha fakirleşmemeye gerek yok. Ama büyüme bugüne kadar gezegenimizin kaynaklarını sürdürülemez bir şekilde kullanılmasıyla sağlandı. He, her ne kadar e, durumu olan herkes araba kullanmayı ve uçak seyahati yapmayı bir hak olarak görse de gezegenimiz 7 milyar araba, 7 milyar uçak yolcusunu kaldırabilecek altyapıya sahip değil. Endüstriyel devrim hakkında konuştuğumuzda verim döngüsü yani verimliliğin ürünleri daha ucuz yapmasından ucuzlayan ürünlerin alımını kolaylaşmasından bunun talebi arttırmasından artan talebin de verimliği e, verimli arttırmasından bahsetmiştik. Buna gezegenin e, açısından baktığımızda her döngünün ondan bir şey aldığının farkına varırız. Daha fazla toprağın işlenmesi, artan karbon salınımı, daha fazla kaynağın kazılarak çıkarılması. Tabii bu sonsuza kadar devam edemez ama ne yazık ki var olan ekonomik modellerimiz için bundan başka yol yok. Teşekkür ederiz düşünce balonu. Bir de dilimizi uçuklatacak denli iyi olan sağlığımız var. Dünyanın büyük bir bölümü her ne kadar son 30 yıldır ile mücadele ediyor olsa da 1918 gribinden beri dünya çapında büyük bir salgın yaşamadık. Artan nüfus çoğunluğu ve nüfus nüfusun yoğun olduğu yerler arasında daha çok seyahat olmasına karşın bu oldukça şaşırtıcı bir durum. Son 20 yılda Çin'de köyden şehre göçen insanların sayısı 150 milyon. Bu 1990'ların, bu da 2010'ların şangayı arkadaşlar. 1900'de Lagos'un nüfusu 41 41 binken şimdi 8 milyon Köyden şehre göç yeni başlayan bir trend değil. Gılgamış'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Değişen şey bu olayın gerçekleşme hızı arkadaşlar. Yani uluslararası ticaret de yeni değil ama hızı inanılmaz derecede arttı. 1960'ta dünya gayri safi e, yurt içi hasılasının sadece %24'ü ticaretten kaynaklanırken ticaretin bugünkü payı bunun tam iki misli. Bugün yaşamakta olan bireylerin hiçbiri sadece kendi ülkelerinde üretilmiş ürünleri kullanarak yaşamıyorken bin yıl önce İpek yolundan faydalanmak için zenginler arasında en zenginlerden biri olmalıydınız. Evet, ticaret yeni bir şey değil ama ticareti e, yapılan ürünler yani ilaçlar, bilgisayarlar, yazılımlar, finansal servisler yepyeni bir şeyi temsil ediyor. Bir zamanlar ticaret için ipeğin de yeni bir ürün olduğunu düşünürsek bu ticaretin evriminin bir parçası olarak kabul edilebilir. Zevkler değişip <laughs> tüketicilerin alım gücü arttıkça Almak istedikleri şeyler de değişti. Sizce değişik olan bir şey var mı yoksa her şey sadece hızlandı mı? Bazı tarihçiler ekonomik olarak birbirine bağlı ülkeler arasında savaş çıkma ihtimalinin de daha düşük olduğunu savunuyorlar. Bu belki de doğru bir önerme ama küresel, kültürel ve ekonomik bütünleşmenin artması şiddeti sona erdirmedi. Ruanda'dan Yugoslavya'ya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Afganistan'a büyük ölçekte etnik ya da ulusal şiddet ne yazık ki hala yaşanıyor. Küreselleşme şiddetin önüne geçemedi. Ama küreselleşme devrinde ortaya çıkan ve oldukça yeni olan ideolojik bir değişim var arkadaşlar. O da demokrasiye dönüş. Eski Yunanlıların sınırlı demokrasisinden ya da Amerika'nın ilk dönemlerindeki ilginç cumhuriyetçi sistemden bahsetmiyorum arkadaşlar. Demokrasiyi deneyimleyen uluslar kadar farklı çeşit demokrasiden bahsedebiliriz. Demokrasi ve politik özgürlük özellikle de hükümete katılma ya da lobi yaparak hükümeti etkileme 1980'ler özellikle de 1990'larda dünyanın her yerinde çok revaçtaydı. Latin Amerika'da 20-100 yıl boyunca görevde kalmış hükümetler incelerseniz Çoğunun güçlü iktidarlar ve özellikle de askerler tarafından yönetildiklerini görebilirsiniz Yani 20 yüzyılıydı 20. yüzyıl boyunca yani bir yüzyıl boyunca yanlış söyledim Fidel ve Hugo arkamdalar mı? Evet Şu an arkamdalarsa petrol gel gelirlerini ortak kullanıma açmak ve özellikle de fakirlere dağıtmak istiyorum Arkamda değillerse de bu çok kötü bir fikir yani Her neyse günümüz Latin Amerika'sında demokrasi çiçekleri açıyor En başarılı demokrasi hikayelerinden birisi muhtemelen Güney Amerika'dır Yıllar boyu ırkçılığın en uç noktalarda yaşandığı Güney Amerika 1994'te eski muhaliflerden Nelson Mandela'yı ilk siyahi başkanları olarak seçti. Buna ek olarak dünya üzerindeki en derin anayasalardan birini de yazdılar. Ne yazık ki demokrasi ve ekonomik başarı Amerikalıların umduğu gibi her zaman birlikte durmaz. E, Afrika'daki yeni demokrasilerin birçoğu zorlanıyor. Aynı şey Latin, Amerika'daki, Latin Amerika'dakiler, Latin için de geçerli. Ait te, tekerleme gibi. Ayrıca Çin ekonomik büyüme için demokrasiye ihtiyaç olmadığının yaşayan bir e, örneği. Bunlara karşın Brezilya ve Hindistan'da demokrasi ve ekonomik liberalleşme inanılmaz bir büyümeye yol açarak milyonların fakirlikten kurtulmasını sağladı. O zaman bunun iyi bir şey olduğu söylenebilir. Çevre ve aileler üzerindeki denge bozan etkilerini bir kenara bırakıp küreselleşmeyi kutlayabilir miyiz yani? İşte bu noktada geleceği düşünmek zorundayız. Çünkü eğer bir süper böcek tüm ticaret yollarını gezerek insanların hepsini öldürecek olursa küreselleşme insanlık tarihini ortadan kaldırdığı için sonuçta çok kötü bir şey olur. Eğer iklim değişikliği hızlanmaya ve milyon milyonlarca insanın evlerini başka yerlere taşımalarına, büyük ölçekli açlıklara ve sellere sebep olmaya devam ederse insanlık tarihinin bu dönemini keyfine düşkün, dar görüşlü ve yıkıcı bir dönem olarak hatırlayacağız. Buna karşın dünyaya karşı yaklaşmakta olan bir gök taşı keşfedip küresel endüstri ve teknolojinin bir araya gelip de Bruce Willis'i kurban ederek dünyayı kurtardığı bir olay yaşarsak da binlerce yıl boyunca küreselleşmenin ne kadar iyi olduğunu konuşuruz. Tabii bunlar e, için binlerce yılımız ve Bruce Willis'i ikna etmemiz lazım. Kısacası günümüzü anlayabilmek için geleceğe hayal etmeliyiz. Tarih işte bundan ibarettir ve nerede bulunduğunuza bağlıdır. Şu an durduğum yerden küreselleşmenin net bir kazanç olduğu söylenebilir. Bu Avrupa kökenli özgürlüğe düşkün erkekler için oldukça iyi bir olay. Küreselleşmeyi eleştirenler milyarlarca insanın ekonomik refahtan bir fayda görmediğini, gelir dağılımındaki kutuplaşmanın da uluslararası olduğu kadar ulusların içinde bile büyümeye devam ettiğini söylüyorlar. Bu eleştirilerin hepsi geçerli. Biraz rahatsız edici ama hiçbiri yeni değil. Tarımın bize üretim fazlasını bahşetmesinden beri aza ve çoğa sahip olanlar arasında eşitsizlik zaten var olan bir şeydi. Mesela İsa peygamber ve Hz. Muhammed için bu eşitsizlik çok büyük bir problem olarak görülse de çoğu zaman halkın genelini rahatsız etmemiştir. Eşitsizlikler insanlık tarihi ve hakkındaki tartışmalar kadar eskidir. Yeni olansa hiç olmadığı kadar bütünleşmiş ve birbirine bağlı küresel bir topluluk olarak eşitsizlikler hakkında bilgi sahibi olabiliyor, tartışabiliyor ve çözüm bulabiliyoruz. Tarihle ilgili önemli olan başka bir nokta onu bizim yazıyor olmamız. Yani tarihin büyük adamların başarılarından ibaret olduğu fikri oldukça yanlıştır. Bazı önemli insanlar tarihe yön verirler ama aslında bunu biz de yapıyoruz. Aralarında sıtma, göktaşları olan birçok tarihi güç Üç insan kaynaklı olmasa da her insanın tarihi bir güç olduğu bir gerçektir. Her gün bizler dünyayı değiştiriyoruz. Siz değiştiriyorsunuz. Bizden önceki tarihe bakarak önemli kararlarımızın etkisini daha büyük bir kapsamda görebilmeyi umuyoruz. Bu kapsam bize daha iyi kararlar vermek ve daha iyi değişiklikler yapmamız için yardımcı olabilir arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.